Sedat Peker dün akşam yine bir takım açıklamalarda bulundu. Ee, Youtube videosu çekmiyor ama 24 tane tweet attı arka arkaya. Orada bayağı ciddi şeyler var. Ne var diyeceksiniz. E, devletin içine çöreklenmiş ve devletten destek alan, aynı cemaat gibi o pis işleri yapan bir takım adamlar, işte bir takım devlet görevlileriyle birlikte mesela şöyle yapmışlar zengin bir adam, varlıklı. Gel arkadaş diyor, sen FETÖ'cüsün, cemaatçısın, ha, çok fena olacak. Ama biz çok iyi insanlarız, vicdanlı, ahlaklı, namuslu insanlarız. Seni de çok seviyoruz. Biliyoruz senin bu taraklarda bezin yok ama ya bu yukarıdaki çok Allah yani. Sen şimdi bir 10 milyon filan at şuraya. Ee, biz biraz şey yapalım da bu adamlar paradan anlıyorlar falan. Adamları yani açıkçası şantajla, tehditle insanları FETÖ'cü yapmışlar. Mallarına, mülklerine el koymuşlar. böyle çok var. Bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Şimdi Sedat Peker bunları söylüyor. Şu açıdan çok iyi oluyor tabii. Ya bunları söylüyorduk, bizler söylüyorduk. kanıtlayamıyorsun belki. Hani piyasadaki konuşmaları söylüyorsun. Çünkü neden? Oradan geliyor. Yani piyasadan geliyor. Adam diyor ki abi dün bana geldiler diyor. FETÖ'den davam var. Ne? İşte bu kadar verirsen şimdi versen dert, vermesen dert. Verdiğin zaman doğru kurtuluyorsun. Vermezsen de hapse giriyorsun ha. Çünkü işletiyorlar onu. Zaten hakimin önüne gidiyor. Bir bu o FETÖ'cü. Atın içeri abi. Önemli değil. Adı FETÖ'cü. Böyle bir kavram da oldu. Böyle bir abuk sabuk bir şey yarattılar biliyorsunuz. Terör örgütü. Ya buna terör örgütü denmez. Bu rezil bir çıkar örgütü, para örgütü, ahlaksızlık örgütü tamam. Ama Terör merör dediğin zaman komik oluyor tabii. Terör örgütü dediğin zaman da bunu da bence kasıtlı yapıyorlar. İçerideki vatandaşı kandırıyorlar bir güzel. Onu tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıyorlar. Dışarıya da dışarıya da daha önce işbirliği yaptıkları, pis işlerini yaptırdıkları insanlara koruma sağlamış oluyorlar. Neden? E şimdi sen terör örgütü diye aradığın zaman Almanya'sı, İngilteresi, Fransası, Amerikası hiç kimse iade etmiyor sana. Çünkü inanmıyor diyor ki ya bunların terörle alakası yok. Sen diyor terörle arıyorsan bunları müebbet hapsa mahkum edeceksin. İşkence yapacaksın. Efendim belki de hapishanede bunları etkisiz hale getireceksin diyor ve vermiyor. Yoksa mesela verebilir de vermiyor. Neden? Tamamen bu nedenle. Çünkü çok ustaca bir oyun var. İçerideki vatandaşı kandır. Bir takım zenginleri tehdit ve şantajla paralarını al, mallarına el koy. Çök daha doğrusu. Yeni deyimle yeni öğrendik çökmek, çökmüşler. Ve adamların esas iş yaptığı, ne kadar pis iş yaptırdıysan onları da arkadaş tamam hani siz de gidin dünya aldığınızı yaptınız. Hani gidin yaşayın falan. Böyle bir düzendeyiz. Akıl alır gibi değil. Ama ne olacak diyorsunuz? Valla ne olacak ben de tam bilmiyorum. Yani hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bu böyle gitmez. Bakın gitmez. Şimdi kaç oldu? Yani bir şöyle bir dönüp baktığım zaman yani bütün suç bu veis ateş denilen çocukta yani? Bir tek ona bir şey oldu. Geri kalan bakın hiç kimsede bir şey yok. Bakanlar olduğu gibi yerlerinde duruyor. Devlet görevlileri duruyor. O iş insanları hepsi gayet rahat. en son korkmaz Karaca ya bu akıl alır gibi değil kardeşim. Yani adam utanır mutanır bir şekilde gider. Ay tam tersi hiç abi. Yürüyün diyor herkese falan. Böyle yani bir Veys işte o da şey. Diğer mesela gazeteciler adı geçti. var. Üç abi umurlarına değil. Aynı arsızlıkla, aynı terbiyesizlikle gene herkese saldırıyorlar. Gene linç kampanyaları açıyorlar. Gene en iğrenç ilişkilerini aynen sürdürüyorlar. Hiç fark etmiyor. Neden? Çıt çıkmıyor ülkede. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan henüz müdahale etmedi. Ha, edecek mi? Aslında etmiş galiba. Mesela kaymakamlar toplantısı mı? Ne varmış sarayda? Ve yani onların şefi olan bakan yani sıfatlı şahsı çağırmamış. Ya zaten bakanlığın, bakanların bakanlığı falan yok biliyorsunuz. Onlar göstermedik. Sekreter ya. Yani ne bakanı bu arkadaş? Tarım bakanı. Ne yapar? Abi işte çaycı maycı onlar gidecek gelecek. İşte ara sıra da bir iki yere giderler. Onları bir karşılar. Efendim tarım bakanımız geldi falan. Ne yapar abi tarım bakanı? Vallahi bilmiyor ki bir şey. Ne yapsın? Saraydan söyleyecekler. O onları zaten haberi de olmuyor. Mesela o gidiyor efendim çiftçimize destek bilmem ne vereceğiz diyor. O sırada saray yapmış zaten yapacağını. Bitiyor. Onun için yok. Adamı da zaten çağırmamışlar muhtemelen. Mesela saraydaki hakiki İçişleri Bakanı kimse, hakiki istihbaratta, polise, güvenliğe bakan kimse, o herhalde kaymakamlarla oturmuştur, konuşmuştur falan filan. Yani zor günler yaşıyoruz. Ee, hani her açıdan baktığımız zaman bence çok daha kötü günler geliyor. Ha kim için? Şimdi bakın bazen kötü günler lafı Rahatsız eder. Beni de ediyor mesela. Ama yani bir şeyler de olmadan bir şeyler olmaz. <laughs> Çok güzel bir laf söyledim. Tarihe geçecek bu da. Bir şeyler olmadan bir şey olmaz. Evet. Olmuyor. Bir şeyler olur ülkede. Onu söyleyeyim size. Çünkü ya olmaz. Doğaya aykırı. Ya bu kadar pislik çıkacak. Her alanda ama. Yani bakın bir şey söyleyeyim. E, kimse deve kuşu gibi kafasını kumun içine sokmasın. Türkiye'de genel bir kirlenme var. Sedat Peker isimli bir şahıs diyorum. Soktu iğneyi, patlattı balonu, lağım patladı şimdi böyle bir şey. Efendim bunun içinde bu sade iktidar adamları o oh, bu hayır herkes var. Muhalefeti de içinde. Bir sürü insan var. Hepsinin temizlenmesi gerekiyor. Bir genel temizlik. Buna direnmemek gerekiyor. Hatta buna yol vermek gerekiyor. Benim kim? Ay onu saklayalım. E buradan bahsetmeyelim. Abi o zaman olmaz. Çok fena yaparlar o zaman. Çünkü eninde sonunda haklı olan daima kazanır. Tarih boyunca bakın bu böyle. Kötüler, çıkarcılar, menfaatperestler, başkasının hakkını çiğneyenler, ahlaksızlar, vicdansızlar, namus erbabı olmayanlar belirli dönemlerde başarılı olmuştur üste çıkmışlardır. Ha bu bazen bir insan ömrü kadar da sürüyor. Bir insan ömrü kadar da sürüyor. O zulüm, o yapılan kötülükler. Ama sonunda mahkum oluyor. Tarihe dönüp baktığımız zaman özellikle daha uzun sürdürmeye çalışan ve zulmü arttıranların hepsinin isimlerini biliyoruz ve lanet anlıyoruz. Hiç kimse Hitler'i aslında iyi adamdı be. Yani Almanya'ya çok şeyler kattı. Ne otoyollar yaptı be. Ne tüneller açtı. Ne köprüler yaptı falan demiyor. Hitler deyince akla bambaşka bir şey geliyor. Siyasetini bile yasakladılar bakın. Hani özgürlük toplumu her görüş savunulmalı. Her görüş efendim temsil edilmeli diyen en ileri demokratik ülkeler nazizmi yasakladı. Bahsetmek bile yasak. Öyle olmuşlar yani. Örneğin Neron'dan hiç kimse iyi bahsediyor mu bakın? Hayır. Niye? Etmez. Onun için kimse üzmesin kendini, kimse stese sokmasın kendini. Evet, bazı şeyler uzun sürebilir ama bu pislik mutlaka ve mutlaka temizlenecek. O için Sedat Peker Türkiye'ye çok büyük iş yaptı. Onun için şu sıra, benim öyleydi, böyleydi aslında ama filan, şimdi böyle görüyorum sosyal medyada Peker'le ilgili, Efendim işte sen değil miydin bunu yapan o zaman aklın nerede? Bu o zaman aklın neredeydi lafı beni artık çok şey ediyor, rahatsız ediyor. Yani bize de çok kullandılar. Bir şey söylüyorsun. E o zaman neredeydin? Abi o zaman böyle değildi bir. İki, yani her şeyi aynı anda yapamam. Şimdi de atıyorlar. Efendim onu yazıyorsun da falancayı niye yazmıyorsun? E dinlemedin güzelim. Ne yapayım? Üç saat konuşuyorum. Yani üç saat ya oturacaksın böyle Dakika dakika dikkatle dinleyeceksin ve diyeceksin ya bunu da söyledi, bunu da söyledi. Her şeyi söylüyoruz. Bu kanalda söylenmeyen hiçbir şey yok. Kendi hesabıma baktığım zaman benim şu sabah programlarında söylemediğim bir şey kalmıyor. Sakladığım kalmıyor. Ay onu görmeyeyim ben yapmayalım. Yok öyle bir şey. Neyse bir gazete taraması yapalım. Bir hızlı tarama yapacağım şimdi. Arkadaşlar siz de şey olursanız hani ekrana şimdi Karar Gazetesi. Karar Gazetesi. Ondan sonra ayrıntılara gireceğim. Çünkü gazeteleri hiç göremiyoruz bu sefer. Efendim Delta'ya aç kapa tedbir diyor. Hindistan'da serbest bırakılan uçuş tepki gelince yasaklandı. Dünyanın pek çok ülkesinde şu anda öyle. 83 milyonun nabzını kimler habersiz ölçecek diyor. Beş şehir Hastanesi'nin devrinde kişisel veri riski. Ha. Efendim manşeti Karar Gazetesi'nin aranırken şirketleri satıyordu diyor. Sezgin Baran Korkmaz. Ee, şöyle başlayayım tekrar. Sezgin Baran Korkmaz dosyasında karanlık koyulaşıyor. Anlaşılmaz kararla mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırılan korkmasın. 9 aydır şirketlerini sattığı ortaya çıktı. Türkiye'de yeniden yakalama kararı çıkmasına rağmen elden çıkarma devam etti. Bu adam aranırken bu işi nasıl yaptı sorusu belirsizlikler zincirinin kilit taşı oldu. Çürümüşlüğe neşter vurulabilmesi için kritik noktaya yargının el, alması, el, el atması gerektiği belirtildi. Bir ihtimal şu olabilir. Amerika bastırmıştır. Oğlum sat getir sat getir ona göre ben de sana ceza indirimi vereyim. Çünkü Amerika parasını istiyor biliyorsunuz. Amerika burada çok üzülmüş. Yani şöyle <laughs> Ay üzülmüş deyince başka bir şey gelmesin aklınıza. Yani şöyle üzülmüş. Hani ben de karalar bağlamıyorum adamların üzülmesini. Adam diyor ki, arkadaş diyor, biz diyor adam onu yapmış, bunu yapmış. Ona diyor karışmıyoruz da diyor. Ulan benim paramı almış, çalmış diyor. götürmüş diyor Amerikan doları, ona bozuklar. Çünkü resmi görünen 132 milyon dolar adamın 500 milyon doların üzerinde sadece Türkiye'de aldığı şeyler var. Şimdi onları sattırıp parayı geri alıyor olabilirler. Çünkü başka türlü satamaz yurt dışındayken. Amerikalılar geliyorlar. ve Amerikalı geldiği zaman bizim bu iktidarın adamlarının bir dakika arkadaş sen ne yapıyorsun falan yani. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. O, neydi ya efendim? Biz bu adamın malını satıyoruz, götüreceğiz parası. Hay 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 hay. Alın arkadaşlar, arkadaşın malını, verin parasını. Bak beyefendi bekliyor. Çetebaşı Peker Bataklık'ta. Şimdi bak Peker'le ilgili Peker'in söyledikleri tek kelime haber yapmayayım. Peker'i karalama kampanyası. Abi yemez bak yemez. Bu millet zannettiğin gibi aptal değil. Bu AKP zihniyeti şöyle bakıyor. Bunlar aptallar. Ben bunlara yeminin suyunu veririm. Onlar da bana biat eder. Ha bu karın doyurma konusunda sıkıntısı olanlarda bir geçici süre aptallığından değil. Karnını doyurmak zorunda adam. Çünkü yoksullaştırmışın, açlığa itmişin. Ekmek veriyorsun. Onun için ses etmiyor ama aptal falan değil. Ya kimi kandırıyorsun ya? Peker bu kadar laf söylemiş. Peki birine cevap ver sonra de ki, verdim, verdim, verdim. Bu Peker de böyle bir adam. Dan gidin Allah aşkına be. Aman